Günümüzden 6500 yıl önce madencilik faaliyetlerinin yapıldığı bakır madenleri, Hititlerden kalma höyükleri, Roma dönemine ait kaya mezarları ile Osmanlı döneminden kalma camileri, türbeleri ile buram buram tarih kokan Kuşça Çimen Yaylası, Hasan Gölü, Peri Bacaları ve damaklarda unutulmaz bir tat bırakan eşsiz lezzetleri ve dillere destan güzellikteki bayat kilimleri ile adeta keşfedilmeyi bekleyen saklı bir cennet olan ilçemiz, adını Oğuzların 24 boyundan birisi olan Oğuz Han'ın büyük oğlu Günhan'ın Kayı'dan sonra ikinci oğlu olan Bayat'tan alır. Burada Sir Derya kıyıları veya onun kuzeyindeki bozkırlarda yaşamaktayken, diğer Oğuz teşekkülleri gibi Selçuklu İmparatorluğu'nun kurulması neticesinde vuku bulan göç hareketleri ile Oğuz fütühatına katılarak Sir Derya'dan Anadolu'ya kadar uzanan Türk İmparatorluğu'nun kurulmasında önemli rol oynadıkları muhakkaktır. Bugün Anadolu'da bulunan Bayat yer adlarının birçoğu bu ülkenin fethi ve ilk iskanında rol oynayan Bayatların hatıralarıdır. Bayatların mühim bir kısmı da göç etmeyerek Sir Derya havzasında kalmışlardır. Bu 24 Oğuz boyunun tümü Anadolu'ya gelip yerleşmişler ve yerleştikleri yerlere de geldikleri boyun ismini vermişlerdir. Şu an Anadolu'da Bayat adlı 42 yerleşim yeri mevcuttur. Bayat devletli ve nimeti bol anlamına gelir. Bayatlar bilindiği üzere tarihimizde manevi şahsiyetler yetiştirmiş bir boydur. Oğuzların devlet ve din adamı Dede Korkut Bayatlardan olduğu gibi ünlü şair Füzuli de bu boya mensuptur. Cem Sultan adına Osmanlı Hanedanı'nın Oğuz Han'a kadar çıkan efsanevi ataları hakkında Cam-ı Cem Ayn adlı bir kitap yazan Mehmetoğlu Hasan'ın da yine bu boydan olduğu bilinmektedir. İlçemiz Bayat'ın ne zaman kurulduğunu gösterir yazılı kezin herhangi bir belgeye şu ana kadar ulaşılamamıştır. Bayat merkez ve çevresinde tesadüfen ele geçen Roma Bizans ve Anadolu'da yaşamış uygarlıklara ait olduğu sanılan bazı tarihi para ve benzeri eserlerden, Türklerden önce Anadolu'da yaşayan uygarlıkların bu bölgede yaşadığını göstermektedir. ...1071 Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması sonucunda Bayat boyunun şimdiki Dere Mahalli'ye ilk olarak yerleşmesi Bahattin adında bir oba reisiyle başlamaktadır. Dere Mahalli'nin yakın tarihe kadar Bahattin adıyla anıldığı nüfus kayıtlarından anlaşılmaktadır. Bahattin oymağını müteakip Bayat'a sırasıyla Kara Osmanoğulları ve Ezgendi oğullarının gelip yerleştikleri, Hasan Çelebi'nin ise Kara Osmanoğullarından olduğu bilinmektedir. Çevrede bilgisi ve manevi kişiliği ile toplumun saygısını kazanmış, ilçemiz Dere Mahalle ile Bayat Çayı arasında mezarı bulunan ve bugün adına mescit yapılmış olan Hasan Çelebi'nin mezar taşındaki kitabeden ölüm tarihinin miladi 1494 olduğu bilgisi, Bayat'ın kuruluşu ve tarihçesine ışık tutan kaynaklardan biridir. Bahattin adındaki şahsın Hasan Çelebi'den en az birkaç göbek önce yaşadığı sanıldığından, ilçemizin 1071-1400 yılları arasında kurulduğu varsayılabilir. 1530 tarihinde Çorumlu Livası adlı haritada Bayatlapa, Ovacık, Eymirşah, Şeyhler, Kunduzlar, Çerkeş, Evci, Akseki, Çay, Pancarlık, Yatıcı, Kalınpelit, Demirci, Kuşu, Legi, Belviran yer almaktadır. ...1576 tarihli çeşitli kaynaklardan Bayat'a bağlı 43 köy ve 3 konar göçer Türkmen obası bulunduğu, söz konusu 43 köyden 20 tanesinin bugünkü ismiyle tespit edildiği belirtilmektedir. Osmanlı Devleti döneminde 1576 yılında nahiye olduğu bilinen ve Cumhuriyet döneminde 40 yıl kadar Çorum'un İskilip kazasına bağlı Alagöz nahiyesi olarak anılan Bayat,
1 Nisan 1958 tarihinde 7033 sayılı kanunla ilçe olmuştur. Kuruluş yıllarında Bayat ilçesi, Dere Mahalle, Kayabaşı Mahallesi ve Yeni Mahalle'den ibaretken Yatukçu ve Tepe Bayat köy statüsünde idi. 1966 yılında bu yerleşim birimlerinin de belediye sınırları içine alınması ile Bayat'ın mahalle sayısı 5 olmuştur. İlçemiz Bayat, Orta Karadeniz bölgesi ile İç Anadolu bölgesinin kesiştiği noktada yer alır. İlçemiz sınırlarında Karatepe, Asma Tepesi, Kabak Tepe ile 2013 metre yüksekliğindeki Öbek Tepesi yer almaktadır. Kunduzlu, Kuşçaçimen, Divanoluğu, Haremoluğu, Lapa, Öksüzler, Yazıçam, Yellice, Öküz Yatağı yaylalarımız mevcuttur. Güneyindeki Kızılırmak Vadisi bir ova niteliğinde olup, bu bölgede özellikle buğday, arpa, pirinç, ayçiçeği ekimi yapılmaktadır. Kızılırmak'ın 25 kilometrelik bölümü Bayat ilçe sınırları içerisinden geçmektedir. İlçemiz, doğudan İskilip, güneyden Uğurludağ ve Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi, batıdan Çankırı Merkez ilçe ve Yapraklı ilçesi, kuzeyden Kastamonu'nun Tosya ilçesi ile çevrilidir. Bayat, Karadeniz iklimi ile karasal iklimin birleşmesinden oluşan bir iklim yapısına sahiptir. Bu yüzden de sonbahar, kış, ilkbahar mevsimlerinde yağışlı, yaz mevsimi ise sıcak ve kurak geçer. Bayat'ın kuzeyi çam ve meşe ormanları ile kaplı, Bayat çayı ve çevresi bahçelik ve ağaçlık, güneye doğru inildikçe tahıl üretimine uygun bozkır özelliği gösterir. Bayat'ta Çankırı-İskilip Devlet Karayolu üzerinde ve Sarayköy sınırları içerisinde bir adet un, bir adet çeltik ve bir adet yem fabrikası mevcuttur. Bayat Merkez ve Eski Ali Bey Köyü'nde et tavukçuluğu tesisleri işletilmektedir. Karakaya ve Ağacık köylerinde linyit kömürü, Dere Kutuğun Köyü'nde bakır madenleri bulunmaktadır. Bayat ilçe merkezi, Çorum il merkezine 85 kilometre, komşu ilçe İskilip'e 36 kilometre, komşu il Çankırı merkeze 90 kilometre, Çankırı-Ankara devlet yoluna 75 kilometre, Ankara'ya 185 kilometre uzaklıktadır. ...2014 yılı sonu itibariyle ilçe merkezi 6524, köyler 13.524 olmak üzere toplam 20.048 nüfusa sahip olan ilçemize bağlı 39 köy bulunmaktadır. İlçemiz yırtma, dolma, keşkek gibi zengin ve leziz mutfağıyla köyünü, köyünün güzelliklerini, sılayı, gurbeti, özlemi anlatan dertli türküleriyle, kendine özgü giyim kuşamıyla, düğünlerinde davulu, zurnası ve bayat halayıyla Hasan Gölü, Kuşçaçimen Yaylası, Peri Bacaları, Kapalı Kaya Mezarları, Hasan Çelebi, Kurt Dede gibi tarihi ve doğal güzellikleriyle huzurlu bir yaşam ortamı sunmaktadır.